Evet, herkese de selamlar. Ben Deniz Mustafa Özkellekçi. Bu kadraj her zamankinden biraz daha farklı bir kadraj. Çünkü biraz daha geniş açıya ihtiyaç duyduğum bir ürünle karşı karşıyayız. Uzun zamandır takibimde olan bir oyuncu sandalyesi tanıtacağım sizlere arkadaşlar. Halk markasına ait birazcık kişiselleştirilebilir, özelleştirilebilir bir oyuncu sandalyesi bu. Şöyle kocaman bir kutuyla geliyor arkadaş. Kutu açılımı birazcık zor olacak ama şimdi parça parça kutuyu açacağım ve içinden çıkan her bir parçayı size göstereceğim. Daha sonrasında da bunları beraber montajlayacağız ve rahatça keyfimize bakacağız. Orada da sandalyenin detaylarıyla alakalı sana bilgi vereceğim. Çektim emaneti abi. Haydi bakalım. Baya ağır parçalar arkadaşlar. Abi ayak dediğin işte böyle olacak. Şimdi oyuncu sandalye, bu arada birazcık oyuncu sandalyelerinden de size bahsedeceğim. Tabii ki ayağın metal olması oyuncu sandalyelerinde çok önemli arkadaşlar. Ayağın gövdesindeki parçanın plastik olması gerçekten çok çabuk yıpranmasına sebep oluyor. Çünkü uzun saatler üstünde oturuyoruz, ileri geri kaydırıyoruz falan. Ondan dolayı şöyle metal olması bence oldukça avantajlı bir pozisyona geçmiş. Tekerlekler de şu anda gayet güzel gözüküyor. Evet, bir ayak ayağımız çıkıyor. Tabii ki yine olmazsa olmaz ayağımızın üstüne oturtacağımız, yani şunu şu alana takacağımız parçamız, bunun üstüne de mekanizma oturacak zaten. Çok da fazla parça değil ha. Öyle bir an bana kalabalık gibi geldi ama gayet böyle 2-3 parçada işi bitireceğiz gibi. Abi çok iyisiniz ya. Adamlar direkt montajlı göndermişler. Mekanizmayı takmayacağız altına. Vay 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 vay. Şimdi arkadaşlar bu tek parça haline geldi. Bu gerçekten çok iyi oldu benim için. Yani şu sırt kısmıyla oturma kısmı zaten birbirine monteli şekilde hazır geldi. Bak şu altında bir mekanizma var ya. O mekanizmayı da normalde pek çok markada kendin takıyorsun, takmaya çalışıyorsun. Birazcık zorlayabiliyor ama burada hazır olarak geldi. Bizim burada artık yapmamız gereken tek şey şuradaki ayağı bunun alttaki mekanizmasına yerleştirmek. Hepsi bu kadar. Şimdi şunu da hemen göstereyim arkadaşlar. Şu içinden çıkan parça vardı ya. Bunu öncelikle ayağın ortasına oturtuyorum. Sonra da geliyorum şu koltuğu o borunun üstüne oturtacağım. Yalnız şu alttaki mekanizmayı göstermek istiyorum ya. Gerçekten aşırı sağlam gözüküyor. Sağlam bir mekanizma izlenimi daha oturmadan veriyor arkadaşlar. Geldim şimdi abi. Şu deliğe geçiriyorum. İşte hepsi bu. Bu kadar. Bak şimdi bunu ben böyle oturdum ya. Ekstra herhangi bir şey yapmadım. Kaldırayım şöyle. Bak mekanizmaya ayak oturmuş oldu. Herhangi bir şey yapmama gerek yok arkadaşlar. Şimdi sandalyenin içerisinden bir tane şöyle kafa desteği çıkıyor arkadaşlar. Ben şahsen bunlar olmadan yapamıyorum. Bunu çok net söyleyeyim. Benim için gerçekten önemli bir destek. Çünkü uzun saatler boyunca bilgisayarın başında oluyorum ve şu kafa desteğini şöyle oturttuktan sonra çok daha konforlu çalışabiliyorum. Kafa desteğinden sonra bir de şöyle bel desteği mevcut. Bel desteğinde geliyorsun buraya bu şekilde oturtuyorsun. Şimdi bel desteği birazcık bence opsiyonel arkadaşlar. Evet, o bel boşluğuna tam denk getirdiğin zaman bence işlemini gayet güzel yapıyor. Ancak ve lakin ben mesela iri bir adamım. Bu sandalye de iri bir sandalye. Yani ben yaklaşık olarak 183 cm boyunda 105-110 kilo ağırlığı arasında gidip gelen bir adamım. Benim için oturma konforunda şu an hiçbir sıkıntı yok. Ancak şu bel yastığını çıkarttığım zaman evet, sağlık açısından her ne kadar bunu kullanmak daha iyi olsa da daha rahat ediyorum. Yani o bir gerçek. Bunu kaldırdığım zaman, yani o bel desteğini kaldırdığım zaman gerçekten daha konforlu bir oturum alanı bana yaratıyor. Çünkü popom biraz daha arkaya doğru gidebiliyor o zaman. Yani şişman olmanın birazcık böyle dezavantajları var. Evet, standart kadrajıma artık yeni sandalyemle beraber geldim. Az önce bu destek yastıklarından bahsettim size arkadaşlar. Ancak hani sadece standart bir yastık deyip geçmekte birazcık bunlara haksızlık olacaktır. Bunlar akıllı yastık olarak geçiyorlar. İçinde kullanılan akıllı sünger sayesinde çok daha konforlu, çok daha rahat bir kullanım sunuyor sizlere. Bu Feature serisinde kullanılan süngerler. Burada da Feature yazısını görüyorsunuz. Sandalyenin başka noktalarında da var. 60 DNS'lik bir sertliği var. Ve 12 milimlik demir iskelet ile güçlendirilmiş. Yani bu da bu süngerin uzun uzun yıllar formunu bozmadan, bakın altını çiziyorum burada, formunu bozmadan kullanmanıza
yardımcı oluyor. Süngerdeki sertlik rakamı önemli. Kalitesiz, düşük DNS'li olanlarda kısa bir zaman sonrasında almalar maalesef ki karşılaşılan şeylerden biri arkadaşlar. Onun dışında genelde hani oyuncu koltuklarında, oyuncu sandalyelerinde deri yüzeyi görürsünüz ve bu deri yüzeyde terlemeyi birazcık arttırır. Özellikle yaz aylarında elini kolunu bacağını yapıştırdığın zaman özellikle şortla falansan ter ve su birikintilerini görürsün. Bu özel kaplama bir kumaş dokusuna sahip. Hafif şöyle elini gezdirdiğin zaman tırt 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 diye şöyle hatta bir dokusu var. Bu da sana ciddi anlamda bir konfor alanı oluşturuyor. Çünkü hava zaten sıcak veya darlanmışsın, çalışıyorsun, vuruyorsun, oyunda vuruluyorsun falan. Terle uğraşıyorsun. Bu anlamda da bu doku kaplaması oldukça işe yaramış. Şöyle içini açıp süngerini de göstermek gerekirse şöyle bir sünger yapısı var arkadaşlar. Sarı sünger değil yani. Onun dışında bunun kolçak yapısı 4D arkadaşlar. Hani 3D'lere alışmıştık ama bu 4D. Peki ne oluyor bu 4D ya da 3D neydi ki? Yapabildiği hareket kabiliyetinin sayısı arkadaşlar. Yani ne oldu dediğin nedir? Şöyle yukarı çıkar, aşağı iner. Bu yukarı çıkıp aşağı inmesi bir hareket arkadaşlar. Kolçaklar şuradaki butonları kullanarak şu şekilde açı yapabiliyor. Bu da ikinci hareketimiz. Üçüncü harekette içeriye veya dışarıya doğru kolçaklar hareket ediyor. Bu da üçüncü hareketimiz. Yine yandaki switchlere bastığınız zaman ileri veya geri çekebiliyorsun. Bu da dördüncü hareketimiz oluyor arkadaşlar. Yine hub feature'ın 180 derece yatma özelliği var arkadaşlar. Birazcık heyecanlı oluyor, kabul ediyorum. Şöyle abi düşeceğim, düştüm mü? Yani beni bile şu anda çok da sarsmadan, tekerlekler yerden bile kalkmadan hoppa yatırabiliyor. Ondan dolayı daha hafif arkadaşlar zaten bunun için hiç endişe etmesin. 110 kilo bir insan bile gayet rahat bir şekilde yatıp kalkabiliyor. Onun tabii ki yine olmazsa olmazımız mekanizmanın altındaki sağ kulakçığı aşağı doğru çektiğinizde aşağı iniyorsunuz. Yukarı doğru kaldırdığınızda da yukarı kalkabiliyorsunuz. Veya şurada sallanma modu diye bir kulakçık var. O da mekanizmanın sol tarafında. Onu açtığın zaman şu şekilde arkaya doğru yatış yapabiliyorsun arkadaşlar. Baskı yaptığın zaman, bak şöyle yandan göstereyim. Şu şekilde yat kalk yapabiliyorsun. Eğer ki belli bir açıda kilitlemek istersen de hop yatırıyorsun. Kulakçığı aşağı indiriyorsun. Ve bak bu şekilde kaldı. Mekanizmasının görüntüsü oldukça sağlam demiştim. Oturduğumda da hani o hissiyatı almıştım ama teknik veri olarak bakacak olursak da dayanıklılığı arttırılmış multi tilt mekanizma kullanılıyor arkadaşlar. Yüksek basınca karşı mukavemete olan bir mekanizma. Bu da senin sandalyende uzun süre mekanizma arızası almadan kullanmanı sağlayan bir şey. Amortisör olarak da Class 4 serisi kullanılıyor. Ayak olarak da yıldız ayak zaten gösterdim kullanılıyor. Elektrostatik toz boyayla boyanıyor ve bu şekilde mukavemeti, dayanıklılığı daha da arttırılıyor. Yani bu sandalyede her şey birazcık detaylı düşünülmüş arkadaşlar. Biz bir sandalye yapalım, oturulsun, kalkılsın, belli bir süre sonra zaten arıza vermesi oyuncu sandalyelerinde çok görülen bir şey gibi denmemiş de oyuncu sandalyelerinde terleme problemi var. Biz bunu acaba nasıl gideririz, ne yapsak bunun önüne geçeriz veya mekanizmalar çok sık arızalanıyor. Nasıl bir dayanıklılık fonksiyonu ekleyebiliriz de bu arızaları geciktirebiliriz veya engelleyebiliriz? İşte ayak çok önemli arkadaşlar. Yani sen şu şekilde sürekli gideceksin, geleceksin, tamam mı? İster ofis ortamında çalış, istersen oyun olarak oyna. Ki bu sandalyeler sadece gaming diye geçiyor ama oyun amacıyla da kullanılmıyor. Artık günümüzde hemen hemen herkes masa başında bir şeylerle uğraşıyor. Bu da ne yapıyor? Rahat, konforlu bir sandalye ihtiyacı doğuruyor. Ondan dolayı bu sandalyeler normal çalışma hayatımızda da olan sandalyeler aslında. Ayakların bu şekilde takılmadan, dönmeden, sürtmeden gitmesi çok önemli. O açıdan tekerlekler de yükseklik ve hacimsel olarak güçlendirilmiş durumda. Sandalyenin ölçülerini zaten ben şimdi buraya bir fotoğraf olarak bunu ekleyeceğim. Siz buraya detaylı olarak isterseniz bakarsınız ama bu feature serisinde maksimum ağırlık nedir? Ne kadar taşıyor dersen 140 kiloya kadar taşıma kapasitesi var. Boy olarak da 200 santim olarak belirlenmiş arkadaşlar. Çünkü 140'ı bu sandalye rahat taşır bence de. Rahat oturuyorum, en ufak bir gıcırdama, tıkırdama, yani bir şeylerin yolunda gitmediğine dair bir emare hiçbir şekilde görmüyorum. Bunu net şekilde söyleyebilirim ki bu feature serisinde diğer sandalyelerde olmayan bir şey var. O da çok kolay bir şekilde, Allah telefon düşüyordu. O da çok kolay bir şekilde kişiselleştirme yapabiliyorsun. Evet, gördüğünüz üzere benim burada bir tane dijital çizimim var arkadaşlar.
Bunu internet sitesine girerek ben kendim çok kolay bir şekilde oluşturabiliyorum. Hemen arkasına çevirdiğim zaman da burada Mustafa Özkellekçi diye yazıyor. Eski CSGO'culardan kim kaldı? Sen de bunu çok kolay bir şekilde sitesine girip özelleştirebiliyorsun. Yani pek çok anlamda kullanıcısına destek veren bir marka, halk. Bunu net şekilde söyleyebilirim. Piyasada çok fazla oyuncu sandalyesi var. Tabii ki hepsini detaylı olarak inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Benim sayfamda da başka incelemeler de belki görürsünüz ama bu kalite anlamında oldukça üst seviyede. Malzemeyi tuttuğun anda hani o kalite hissiyatını üst düzeyde hissettiğim bir model olmuş arkadaşlar. Ben bunu uzun seneler çok rahat bir şekilde kullanırım diye düşünüyorum. Bak şu yatış pozisyonu hiç güvensizlik vermiyor ya. Üçüncüye yatıyorum. Ben bu sandalyenin linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Eğer merak edersen, detaylarını öğrenmek istersen veya sipariş vermek istersen de tıklayıp bu linkten siparişini oluşturabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da like atıp abone olup yorumlara birkaç bir şey yazabilirsin. Sağda ve solda iki tane videom çıkıyor. Ortadaki yuvarlak alana tıklayarak da kanalıma abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.